sorularınızla. Bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Funda Yazıcı Erol, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayça Bey. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Funda Hanım bize Antalya'dan geldi. Çok zarif bir kadın doğum hekimi. Teşekkür Ve ederim. Sağ hakikaten çok da önemli, çok da nazik olun. bir konuyu konuşacağız bugün. Evet. Gebelik ve doğum, doğum nasıl olmalı? Normal doğum, sezaryen. Bir kere şunu sorayım. Böyle bir şey var mı? Yani hep bunlar konuşuluyor insanların kafasında sanki bu ikisi birbirinin karşıtıymış gibi Karşıtıymış duruyor. gibi. Aslında öyle gelmiyor bize, değil mi? Tabii, zaten ben de bir yere gittiğim zaman bana en çok sorulan soru bu. Normal doğum mu tercih edelim, sezaryen mi tercih edelim? Aslında bu hekim ve hastanın, yani gebenin birlikte ortak karar vereceği bir durum. Tabii ki birbirinin karşıtı değil. Aslında normal doğum dediğimiz şey nedir? Adı da üzerinde, bebeğin vajinal yolla doğmasıdır. Sezaryen de normal doğum olmadığı şartlarda, durumlarda bebeğin karın ve rahim kesilerek karından çıkarılması ameliyatıdır. Dolayısıyla her şey yolunda gittiği müddetçe biz tabii ki kadın doğum hekimleri olarak normal doğum tercih ederiz. Evet, şimdi tabii sezaryen de gerekli durumlarda gerçekten de gereklidir. Yani Tabii ki. zorlayalım illaki normal doğum yapalım da Tabii bir bu da hata, tabii. yok sezaryen yapalım da bir hata. Tabii Tabii nereden tabii. buraya geldik biz? Yıllar içinde sezaryen Sezaryen. oranları çok arttı, değil mi? Kesinlikle. Sezaryen oranları 1990'lı yıllarda ülkemizde %15 civarındayken şu anda %50'lere çıkmış durumda. Tabii ki bu artış, hani genel dünyaya bakıldığı zaman çok hızlı bir artış. Örneğin Amerika'da bu oran %25-30'larda, Avrupa'da benzer yine %15 civarında. Afrika ülkelerinde çok çok daha az, %4-5 civarında. Bizim ülkemizdeki bu hızlı çıkışta tabii ki insanların artık, acaba hani bu kadar çok sezaryanın olması doğru bir şey mi? Biz hekimler arasında kendi aramızda bile tartışıyoruz bunları. Acaba bu kadar çok sezaryen doğru mu diye. Bu soruları akıllara uyandırıyor ve tabii bize bu anlamda çok fazla sorular geliyor. Bunları tabii açıklamak lazım. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Biz hamileliğin gidişatında Evet. bir kendimizi vajinal doğum, yani normal doğum dediğimiz doğuma doğru hazırlarken Evet. bir kere neler yapmamız lazım? Hangi kontroller bizi, evet sen normal doğurabilirsin Seni. yoluna getirebilir? Evet, benim de zaten aslında en çok üzerinde durmak istediğim konu şu. Şimdi günümüzde tabii ki hani artık herkes biliyor, normal olan evet normal doğumdur. Fakat hep şu var. Ben hiçbir şey yapmayacağım, hiçbir çaba göstermeyeceğim. Her şey Hiçbir hazırlık kendiliğinden, hiçbir yapmayacağım. hazırlık yapmayacağım. Her şey kendiliğinden olacak ve normal doğuracağım. Hayır, böyle bir şey yok. Hele de günümüzde hiç yok. Çünkü artık günümüzdeki kadınlar nasıl? Hepimiz çok sedanter yaşıyoruz. Yani evden işe, işten eve, evde de birçok ev işimizi aletler Hareket yok yani. yardımıyla yapıyoruz. Hareket yok, aktif spor yapmıyoruz. Ondan sonra gebelik dönemini de böyle geçiriyoruz. Hatta çoğu bayan gebelik döneminde ne yapıyor? Normal olan aktivitelerini bile kısıtlıyor. Aman işte zarar gelir bebeğime. İşte aman kızım sen hamilesin, otur. İşte elini, işte iş yapma. Bir yol yürüyecekse yürüme. Ve dolayısıyla da bu şekilde geçen bir gebelik döneminin sonunda da aslında çok performans sergileyecek olan bir doğum eylemi içerisinde buluyor kadın kendini. Ve dolayısıyla hazırlıksız yakalanıyor. Ben bunu hep şuna benzetiyorum. Hiç antrenman yapmamış olan bir sporcunun bir anda maraton koşması gibi bir şey Gerçekten. bence. Çünkü normal doğumda bir kadının kaslarının farkında olup Evet. onları kullanması ve Bilmesi lazım. kullanırken de yorulmaması lazım. Çünkü Kesinlikle. bu bir süreç. Yani bir normal doğumun işte bu ağrılar sancılar başladıktan sonra ilk doğumda 12-14 saat sürebileceğini Kesinlikle. düşündükten sonra 12-14 saatlik bir güce ihtiyacı var bu İhtiyacı kadının, değil var. mi? Kesinlikle zaten. Bir kere öncelikli olarak o normal doğum eyleminin evrelerini bilmesi gerekir. Neyle karşılaşacağını bilmesi gerekir. Çünkü az önce dediniz ya Aytuğ, 12-14 saat süren, hani çoğu insan bunu bile bilmiyor. Böyle hemen gideceğim, birkaç saatte doğuracağım diye düşünüyor. Böyle olmadığını görünce de erken aşamalarda hemen yoruluyor, hemen sabırsızlanıyor. Hasta yakınları sabırsızlanıyor. İster istemez, siz de kadın doğum uzmanı olduğunuz için bilirsiniz, bizleri de hekim olarak strese sokuyorlar ve bu şekilde bir kısır döngü içerisine giriyor ve belki de hekimin daha erken sezaryen kararı almasına sebep oluyor. Ben ne hissederim biliyor musunuz? Hep doğumlarda eğer gerçekten
hamileliği çok düzenli, bilinçli, evet, evet, iyi geçmediyse, mesela bazen geliyor, hamileliğin sonunda gelirdi, evet, böyle hastalar şeyler. O dönemde şöyle bir şey hissederim. Birisine telde yürümeyi öğretiyorsunuz. Evet. Telin üstüne çıkarmışsınız. Şimdi ona yürü diyorsunuz. Bir yandan düşmesin diye onunla uğraşıyorsunuz. Bir yandan o yürümeye çalışıyor. Aa, yapamıyorum diyor. Hadi yaparsın diyorsunuz, yaparsın falan. Diyorsunuz. Değil mi? Böyle bir şey tabii, yani. Tabii. Çünkü kolay bir şey değil tabii, aslında. Kesinlikle hani değil. Doğal bir şey ama bir o kadar şey da ama kolay bir şey evet, değil. Evet, günümüzde hiç doğal değil. Çünkü dediğim gibi artık eskisi bizim annelerimiz, anneannelerimiz gibi biz çok aktif bir yaşam sürmüyoruz. Eskiden insanlar işte belki evine su taşıyormuş, belki işte saatlerce yol yürüyormuş falan. Artık bunlar olmadığı yani için kaslarımız gücü varmış değil mi? Evet, artık günümüzde kadınlar bunlara hazır değiller. Ağrı eşikleri çok daha düşük. Dolayısıyla bunlar hep normal doğumu o süreç içerisinde bizi, hastayı da bizi de sezaryana yönlendiren sebepler. Çünkü kadın çok erken aşamada yoruluyor. Evet, ben şimdi size küçük bir anekdot anlatayım. Benim bir hastam oldu, yurt dışında yaşayan, evet, Türk olan, yurt dışında yaşayan bir hasta ama yoga yapan, çok evet, hareket evet, yapan, evet, kaslarını iyi kullanan birisi. 40 yaş üstünde ilk gebeliğini yaşadı. Neydi yanılmıyorsa. Ben dedi işte normal doğum yapacağım. Ben dedim ki yani isterseniz sezaryen tercih edebilirsiniz. Çünkü 40 yaş üstünde ilk bebek, hani komplikasyon evet, olabilir. Evet. Hayır dedi, ben normal doğum yapacağım dedi. Hayatımda yaptığım en kolay, yaptırdığım en kolay doğumdu. Neden evet, biliyor evet, musunuz? Evet. Dedim ki nefesinizi tutun. Ikının lütfen. Ve bir seferde o çocuk aşağıya geldi. İndi. 1,5 dakika nefes evet, almadan evet, ıkındı aşağı doğru. Şimdi bu bir güç. Kesinlikle. Bu güçle annenin o bebeği de itebilmesi lazım. Bunun için de karın kaslarını de, kullanabilmesi lazım. Ben de bununla çok karşılaşıyorum. Benim hastalarımın arasında da yani aktif hayatında spor yapan, daha önce hatta profesyonel belki sporcu olan insanlar, gerçekten bayanlar çok daha hızlı ve çok daha rahat doğuruyorlar. Dediğiniz gibi hani o ıkındıkları zaman çok daha hızlı ilerliyor gebelik. Bebek daha rahat bir şekilde doğuyor. Onun dışında tabii ki herkes profesyonel sporcu olmayabilir, hayatında bu kadar spor yapmayabilir ama günlük hayatında da o gebelik dönemi boyunca bizim verdiğimiz, kendini gebeliğe hazırlayan bazı nefes egzersizleri, kas egzersizleri, karın egzersizleri, pelvik taban egzersizleri, bunları düzenli yapan gebeyle ya bunları hiçbirini yapmasa bile günlük yarım saat düzenli yürüyüş yapan bir gebeyle yapmayan arasında inanın o kadar fark var ki. Diğeri hem çok daha hızlı doğuruyor, hem daha doğum gebelikte gelişen o doğum eylemi sırasında gelişebilecek komplikasyonlar daha az oluyor. Her şey çok daha güzel oluyor gerçekten. Evet, yani gebelik sırasında hareketli olmak, hareketli önce olmak, bilinçli olmak, tabii, hazırlanmak tabii, tabii, ama bir yandan da hareketli olmak tabii, hem kilonuzun daha iyi olmasını sağlıyor. Yani korkmayın, burada hareket edin bol bol, bu sizi doğuma tabii, hazırlayacaktır. Eğer doktorunuzun size önerdiği özellikle hareket kısıtlılığı gereken bir durum yoksa tabii ki, bir erken doğum eylemi, bir düşük tehlikesi tarzı bir durum yoksa, zaten bunu hekimimiz söyleyecektir size. Çok hareketsiz olmak gerçekten çok yanlış. Ve tabii ki buna yönelik özel egzersiz programlarının da olması, bunlara da uymak, çok kilo almamak, bunlar da tabii çok evet, önemli. Evet, çok önemli şeyler. Soru var galiba, buyurun. Günler, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Benim kızım 5 aylık hamile, ikiz bebek bekliyor. Ne güzel. Ama korktuğu için ben normal doğum olsun diyorum. Kızım da korkuyorum diyor, evet, evet, sezeryen tercih ediyor. Hı-hı. Acaba hangisi doğru olabilir? Şimdi, veya son anda mı belli tabii, olacak? Şimdi teşekkür ederim, sağ olun. Güzel bir soru. Çoğul gebeliklerde tabii ki birazcık durum değişiyor. Çünkü çoğul gebelik olduğu zaman ikiz gebelik, üçüz gebelik. Bunlar da normal doğum olabilmesi için belli şartlar gerekiyor. İşte bebeğin ikisinin de doğum kanalına giriş şekilleri önemli, kiloları önemli. Bunlar eğer yolundaysa tabii ki normal doğum yapabilir. Yani ikiz gebelik demek mutlaka ama mutlaka sezaryen demek değil. Ama tabii ki normal tek olan bebeklere göre ikiz gebeliklerde sezaryen olasılığı çok daha yüksek. Çünkü bu sebeplerden dolayı. Çünkü genellikle onlarda bebeğin geliş şekli genellikle anormal olabiliyor. Burada benim önerim, o sanki normal doğum yapacakmış gibi bütün işte egzersizlerini yapsın, yürüyüşlerini yapsın, beslenmesine ona göre dikkat etsin. Ondan sonra zaten bu süreç içerisinde sezaryen gerektirecek bir durum olunca hekimi ona söyleyecektir. Ama her şey yolunda giderse de zaten hekimi de diyecektir, siz normal doğum yapma açısından uygunsunuz, yapabilirsiniz. Tabii şöyle de bir durum var. Diyelim ki sezaryen olması gerekti.
yine de bu egzersizleri yapması, beslenmesine dikkat etmesi yine kendisine avantaj olarak dönecektir. Yani ben baştan sezaryen olacağım, hiçbir şey yapmayayım demek de yanlış. Ya bence çok önemli bir noktayı vurguladı Funda Hanım. Siz hep normal doğum yapacakmış gibi hazırlanırsanız vücudunuzu zaten bu hazır tutar. Yani normal doğum yapmasanız da bu doğum sonrası toparlanmanız için yine çok faydalı olacaktır. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü çoğu insan hani normalde doğursa, sezaryen de olsa ne diyor bayanlar? İşte doğum yaptım, sonra işte 10 kilo kilom kaldı, 20 kilo kilo kaldı. İşte karın kaslarım gevşedi, göbek kaldı. Tabii ki bunları düzenli yaptığımız zaman bunlar da olabildiğince az oluyor. Evet, bir sorumuz daha var galiba arkada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeyi ben merak ettim. Kendi çocuğum yok ama hani gerçekten merak ediyorum. Şimdi ilk çocuğu sezeryen oldu. Evet, İkincisi evet. Normal doğum olabilir mi? Tabii bu da çok sorulan bir çok soru. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun sorunuz için. Gerçekten hastalarım tarafından da özellikle daha önce bir tane sezeryanla doğum yapmış hastalarım tarafından da çok soruluyor. Aslında olabilir. Özellikle Amerika'da bunun üzerinde çok çalışmalar var. Bir tane sezaryen olduktan sonra normal doğumu çok teşvik ediyorlar. Bunun belli kriterleri var ama. Her normal sezaryanla doğuran hemen normal doğurabilir diye bir şey yok. Mutlaka belli kriterlere uyması gerekiyor. Mesela bebeğin çok iri olmaması lazım. Sezaryen tarihinin bir sonraki hani doğum üzerinden en az bir 2 yıl geçmiş olması lazım. Ve tabii ki çok sıkı takip olması gerekir. Ne kadar da hani sıkı takip etsek, tamam biz işte normal doğurtacağım desek bile belli riskleri de olan bir durum bu. Hani böyle normal daha ikinci doğumunu yapan bir bayan gibi olmayabiliyor. Neden? Çünkü rahimde bir daha önceden bir kesi olduğu için o ikinci doğumda doğum sancılarıyla birlikte rahmin yırtılma olasılığı var. Ve bu olasılık eğer meydana geldiği zaman da hemen apar topar acil ameliyat gerekebiliyor. Bebek de sıkıntıya düşebiliyor. Annenin de anneyle ilgili de ameliyatta sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla biz aslında kendi ülkemizde hekimler olarak da bu anlamda çok da korunmadığımız için yasalar olarak çok da tercih etmiyoruz. Ama hani Amerika gibi ülkelerde özellikle de maliyeti düşürmek açısından, çünkü sezaryen daha pahalı, bir operasyon daha maliyetli. Buna başvuruyorlar ama risklerini hastaya anlatarak, onay alarak. Aslında bu, şimdi benim tabii...